Herkese merhaba dikiş sınıfından. Şimdi 40 beden Güler Erkan kalıplarından çıkardığımız şort eteğin dikimini, kalıp yerleştirmesini, pensli modeli lastikliğe nasıl çevirdik sizlere onları anlatacağız. Dikiş sınıfında kalın, sevgiyle kalın. Hadi bakalım şimdi şort eteğimizin dikimine geçiyoruz. Dikiş sınıfından selamlar herkese. 40 beden şort etek dikimi Güler Erkan kalıpları 80 numaralı model. Daha önce kız çocuk için olanından çekmiştik, hatırlayacaksınız. Sonra dedik ki size 40 beden çalışması da yapacağız. Şöyle bir parça kumaşımız var elimizde. Kalıplarımızı gösteriyorum. Şimdi önce kumaşımızı kesime hazırlıyoruz. Eğriliklerini düzeltiyoruz. Eğriliklerini düzelttikten sonra şunu ayrı ayrı yapmayacağız. Hem beline lastik payı vermek için, hem de yanı dikişsiz olsun diye şimdi yerleştirmemizi göreceksiniz. Farklı bir yöntem uygulayacağız. Düz boy iplikleri alındı. Ön ve arka şort alındı. Bunu böyle yerleştirip paçayı tabi biraz genişletmeden ayrı ayrı da yapabiliriz. Aslında kumaş çok güzel bir kumaş. Tam tekniğiyle çalışıp size anlatalım biz bunu. Eğer yanı dikişsiz isterseniz iki kalıp birbirine birleştirip beldeki şu kavis kısmını lastik gibi düz keseceksiniz. Orasını zaten anladınız. Pijama pantolondaki, kumaş pantolonda, fantazi pantolonda hepsinde aynıdır. Aynı mantık güdülür. Şimdi düz boy ipliğine göre biz bunu yerleştireceğiz. Daha sonra da bunu asimi tek parçaydı biliyorsunuz. Sağ tarafa yüzü gelecek şekilde ayarlayacağız ve bunu tek kattan keseceğiz. Şort etekte. Yani şurası çift kat, burası tek kat olacak şekilde çizilecek. Sadece benim kontrol etmem gereken burada. Sağ yan dikişe geldiğinde doğru yerleştirilmiş olacak mı ona bakacağız. Düz boy iplik işaretlerini aldıktan sonra kaydırmadan şimdi Feyzan Hanım iğneliyor. Bu şekilde yerleştireceğiz. Desen ve tüy yönü olmadığı için kumaşımızda ters yüz, alt düz yapabiliyoruz. Ama asla düz boy ipliğini kaydırmıyoruz ve kumaşı enine kesmiyoruz. Şortun boyu biraz bize uzun geldiği için şort boyundan 0'a 0 yani kalıbın tam kenarından keseceğiz. Diğer yerlerinden 1,5 santim dikiş payı vererek kalıbımızı keseceğiz. Bunu kestikten sonra ön ağı iğneleyeceksiniz. Yani acemiler ve ilk kez kesecekler için olan en uzun yöntemi anlatacağım size. Bilenlere sıkıcı gelebilir ama bizim amacımız hiç bilmeyenlere göre anlatmak olduğu için bunu keseceğiz, ağı iğneleyeceğiz. Tek kat keseceğimiz etek parçasını neye göre keseceğinizi size göstereceğim. Şey söylemeyi unuttum. Bu pensli bir modeldi. Pensli modeli lastikliğe çevirecektik. Yani şuradaki kavisi yok edeceğiz. Ne yapacağız bunun için? Cetvelimizi şöyle koyup beli burada düz çizeceğiz. Evet, dümdüz çıkacağız lastik payı. Hiç kumaşımızı esnetmeden ve kaydırmadan. Bu arka pantolonda yaptığımız işlem. Şimdi aynı işlemi Feyzan Hanım getirecek. Buradaki kavisli yeri diğer tarafıyla bir saniye şöyle yapalım. Şöyle koyacağız. Yani şu paçaya evet düz çıkaracağız. Şu an biz pensli bir modeli beli lastikli hale getirmiş olduk. Bazen kameradan baktığımda bazı şeyleri karıştırabiliyorum. Ama sonra videoları izlerken diyorum bak burayı unutmuşum. Olabilir. O kadar kusur kadı kızında da olur biliyorsunuz. Diyormuşum. Arka ve ön pantolonu tekrar ediyorum. Paçayı sıfırdan keseceğiz. Diğer yerlere dikiş payı vereceğiz. Pensleri almayacağız. Şuraya keserken şuradan gelmeyeceğiz. Düz keseceğiz. Hadi bakalım Feyzan Hanım. Evet, kumaşımızı kestik. Etek parçamızı şu an kesmiyoruz. Bıraktık. Kumaşımız dökümlü ve dokuma bir kumaş olduğu için, penye kumaş olmadığı için bu konuda biraz hata yapıyorsunuz, onu söyleyeyim. Overlocklarını ayrı ayrı çekip birleştireceğiz. Kumaş olduğu için. Penyelerde overlock sadece birlikte çekilir ve öyle birleştirilir. Biz buna overlocklarını ayrı ayrı çekeceğiz. Overlocklarını ayrı ayrı çektikten sonra düz dikiş yapacağız. Ara ütüsüyle ikiyi açıp dikişlerimizi ütüleyeceğiz. Şimdi ağ dikişlerimizi birleştiriyoruz. Şimdi overlock'a hazırlıyoruz. Kalıplarımızı çıkaracağız. Parçalarımızı keseceğiz. Overlock çekeceğiz. Ondan sonra ağ dikişlerini birleştirip şort etek parçamızı
keseceğiz. Şimdi aslında bu aşamada kesiyoruz normalde ama acemilere göre anlatıyorum üstüne basa basa size. O yüzden böyle yapıyoruz. Neye göre keseceksiniz? Kumaşınızı neye göre zayi etmeyeceksiniz? Onu anlatacağız. Şimdi overlock'umuzu ayarlayalım ve overlock'larını çekelim. En uygun overlock ayarı bulunduktan sonra makinamızda birkaç deneme yaptıktan sonra yani kumaşımıza uygun overlock bulunduktan sonra overlock ayarı bu kumaşta kaçmış? Şöyle hemen geçip gösterelim. Overlock ayarlarımızı şöyle şuradan gösterelim ve şuradan gösterelim. Kolay gelsin ve hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Overlocklarımızı çektik. Şimdi hemen şu ön ağı birkaç tane iğne takıyoruz. Yukarıdan aşağıya doğru. Geçici olarak. Yani oraya zaten makine çekeceğiz de. Parçayı kesmeyi anlatacağım ben şimdi size. İğne tak. Bir tane daha tak. Bir tane de beline tak. Yeterlidir. Şimdi şuradan çevirelim. Aç. Burası bizim ön eteğimiz. Yani şimdi burası benim sağ elim. Sağ elimin olduğu yere sağ dikişi gelecek. Şu etek kalıbının kalıbı bir alabilir miyim? Evet onu alayım. Nerede yazıyor bizim sağ etek yani yan dikiş diye bir yazımız vardı. Şurada yazıyor. Yani bu buraya gelecek. Şöyle bir yan dikiş yazımız var kalıpta. Bu böyle gelecek. Yani sağ taraf böyle kapanacak. Bu ne demek oluyor? Kumaşı da bir açalım. Yani burası bizim ön eteğimiz. Burası da sağ tarafımız. Şurası sağ dikişe gelecekse. Yani kumaşımızı boyuna göre ayarlayacağız. Yani boyumuza göre yerleştireceğiz. Şu şekilde yerleşecek. Bu değil mi? Şu şekilde yerleşecek. Şöyle koymuş olmamız gerekiyor ki bunu biz tek kat olduğu için bir yönü bizi şaşırtmasın. Rastgele koyamıyoruz. Rastgele koysaydık bu böyle de kesilebilirdi. Şu şekilde koymamız gerekiyor. Tekrar ediyorum. Şort önümüz bu. Sağ tarafımız bu. Kumaşı koydum yanılmamak için. Kalıbı koydum yanılmamak için. Yani ben ne yapacağım? Şimdi alttan bunu alacağım. Kumaşımı düzgünce sereceğim. Boyunu ayarlayacağım. Çünkü şu kalıpta not yapmıştık. Biz Güler Erkan kalıbında diyordu ki burada. Etek üst parçası şorttan kısa boyunu uzatın. Biz şimdi boy ayarlamasını yapıp bu parçamızı kesip bütün dikişlerimizi dikeceğiz. Evet Feyzan Hanım'la düz boy ipliğini ayarladık. Şimdi şurası bizim yan dikişimize gelecek. Burası da eteğimizin önü olacak. Zevkinize göre eğer isterseniz şu eteğin şu ucunu şöyle yuvarlaklaştıra da bilirsiniz. Bazı modellerde de öyle kullanılıyor biliyorsunuz. Bu kalıp da böyle. Biraz uzatacağız. Şortun boyuyla eşitleyeceğiz. Bunu kestikten sonra overlock'unu yapacağız. Şuradaki dikişini dikeceğiz. Yan dikişte ön eteği, arka eteği birleştireceğiz. Ve sonra giyeceğiz inşallah. Yaptığımız ölçümlere göre 9-10 santim civarında yani 9 santim overlock payıyla 10 santim eteği uzatmamız gerekiyor. Yetmezse bu boyda da kalabilir. Yani şort uzun gözükür. Üstte etek parçası kısa gözükür. O kadar da önemli değil. Şekline göre yapacak Feyzan Hanım şimdi. Özellikle kızlar şeyi çok seviyorlar. Kız çocukları. Hani bu 40 beden ama arkada da böyle bir etek parçası olmasını. Bu parçadan bir tane daha kesersiniz. Bir tane de arkaya yerleştirirsiniz. Olur size hem önde hem arkada şort etek parçası. Şurayı da şöyle gelişine göre uzatalım. Bel lastikliğe çevirmiştik biliyorsunuz. O yüzden de o yan beldeki kavisi düz hale getiriyoruz. Oraya da lastik girecek çünkü. Eteğimizi de kesiyoruz. Overlock'unu çekeceğiz. İplerini temizleyeceğiz. Monte edeceğiz. Şurada etek ucundaki bir şeylik var. Orayı da bir düzeltelim. 10 santim nereden yapmıştık? Pay vermiştik. Tamam. Şort eteğimizin ağ dikişlerini birleştiriyoruz. Daha sonra ikiye açıp dikişlerimizi ütüleyeceğiz. Ara ütüsünü yapmış olacağız. Yan dikişleri birleştirmeden önce etek üst parçasını yerleştireceğiz. Sağ yanda 3 tane dikişimiz olacak. Donumuzun önü, sağ kolumuzun olduğu yan dikişe de eteğimizin şurasını getirip yerleştireceğiz. Anlaşıldı mı? Yani masanın üzerine yatırıyoruz. Şöyle. Şuraya koyacağız bunu. İki yan dikiş.
Bu da arka pijamamız. Ay, şortumuz, şort eteğimiz, her şeyimiz bizim. Üstten alta doğru bu üçünü şu yan dikişe sokacağız ve üçünü birlikte dikeceğiz. Burada temiz bir dikiş elde edeceğiz. Daha sonra bu araya girecek etek, yani eteğin bu ucu serbest kalacak. Şu kısmını da makine çekeceğiz. Etek parçamız içinde kaldı. Tekrar ediyorum. Aşama aşama göstereyim ya da üstten alta doğru yerleştirdim. Düzü, düzü. Bu da böyle kapandı. Şurasında da eteği içte bıraktım. Eteği dikiyorduk neredeyse, görüyorsun. Pantolonun şu şeyi burası. Bunu alıyorum. Böyle koyuyorum. Burasını dikeceğim. Okey. Burasını dikeceğim. Burada üçü bir arada. Yan dikişlerimiz de bitti. Alt puan var, üst puan da. Şöyle. Şimdi gene bir dikiş bir ara ütüsü. Bir dikiş bir ara ütüsü. Hiçbir zaman üşenmiyorsunuz. Hatta benim atölyemde makineler ve ütü masası birbirine uzak olmasına rağmen makineden kalkıp kalkıp ütü, kalkıp kalkıp ütü. Yakaladığım zaman ne yapıyorum? Yakıyorum. Evet, ara ütüsünü yapacağız. Şimdi çevireceğiz. Belimizin lastiği, etek ucu bitti. Bu kadar kolay şort etek dikimi. Evet, şimdi Feyzan Hanım elinde toparlıyor şort eteği. Etek görünümlü şort. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Arkasını gösterebilir miyiz? Sana zahmet. Arkası şort. Evet, önünü çevirelim. Eteğini açalım ilk önce. Eteği açık halde şöyle bir. Evet. Nasıl kapandığını görelim. Aynen öyle. Şimdi eteğin ucundaki o şeyi 1 santimden katlayıp makine çekersin. Overlocklu yeri var ya. Ütülerini tamamla, iplerini temizle. Yani eteğimizin ucundaki şu kısmı, şu kapanan kısımdaki açık kalan kısmı kıvırıp 1 santimden makine çekeceğiz, ütüleyeceğiz. Bel lastiğimizi hazırlayacağız. Lastiği de şu parça ve şu parça birlikte olacak şekilde yapacağız. Şimdi bunda ben kalıpta biliyorsunuz lastik payını çizmiştim. Bunu böyle kıvırıp lastiğini geçireceğiz. Çizmezseniz, çizmeyi unutursanız, bir önceki kız çocuk kalıbında anlattığımız gibi ayrı bir kemer lastik parçası hazırlarsınız. Onu buna dikersiniz. Ama şimdi biz bunu önceden diktiğimiz için hemen kıvırıp şuraya tünel gibi dikeceğiz. Aradan lastiğimizi geçireceğiz. Sıra geldi belini yapmaya. Lastiğimiz bu kadar genişlikte bir lastik. Yani şöyle düşünün. Şöyle dikilecekse, böyle dikilecekse şu kadar bir mesafeden bu dikilecek demektir. Şurayı cetvelle ölçeceksin. Tabii ters gösteriyorum şu an. Şöyle olacak. Şuraya. Şu etek parçamızla birlikte, evet evet, oraya koyalım. Aynen. O ölçüyü alacak. Buradan bir tane makine çekecek. Lastikle beraber de yapabilirsiniz. Tünel dikip lastiği içinden de geçirebilirsiniz. Bizim makinalarımız lastikleri çok düzgün dikmediği için ben genelde tünelle yaptırıyorum. Şurada da ön etekle de, ön etekle birlikte, yani şortla birlikte etek parçasını da alıp katlayıp tünelin içine dahil edeceğiz. Tamam mı? Tamam. Şimdi burayı bir ölçüyoruz kaç santim. Hemen mezuramızı şuradan alalım. Şuradan ölçelim. 4 santim, 5 santim yapalım biz bunu. Çünkü 5 santim vermiştik kalıpla da. 5 santim verdikten sonra bir yarım santim şuradan bir makine çekeceğiz. Bir de şu overlock'un yanından bir makine çekeceğiz. Arkada bir miktar açık bırakacağız. O açık bıraktığımız yerden de lastiğimizi geçireceğiz. Gerekirse de lastik geçirdikten sonra şu ortadan bir dikiş daha dikebiliriz. Duruma göre, kumaşın enine göre, yani esnemesine göre ona karar vereceğiz. Evet, bel lastiğimiz bitti. En sonunda size bir lastik anlatabildim yani. Şükürler olsun diyorum. Şimdi pantolon ucum biraz uzun geldi bize. Şort ucu kısaltacağız. Lastiği dikmeden hiçbir zaman etek ucunu veya şort ucunu, pantolon ucunu, ferace ne dikerseniz dikin, bel çalışması bitmeden orası ayarlanmaz. Biter, üzerinize giyersiniz ve öyle alırsınız. Çok acele ediyorsunuz. Mesela şunu söylüyorsunuz. Bu bana çok uzun, bu bana çok uzun, bu bana çok uzun. Olmuyor. Zaten burada 5 santim incelttik. Yani kıvırdık. Burada da en az 2,5-3 santim kıvırma payı olacak. 1 santim dikiş payı.
lastiğini veya kemerini diktikten sonra uzun mu kısa mı olduğuna karar verebiliriz ancak. O yüzden acele etmiyorsunuz. Sıralamamızda önce kemer, sonra paça veya etek ucudur. Şortun bitmiş halini videonun başında gördünüz. Tekrar bu sıcakta Feyzan Hanım'ı giydirmek istemediğim için üzerimizdeki halini videonun başında görmenizi sizden rica ediyoruz. Eteğimiz şöyle bitti. Şort eteğimiz harika oldu. Paçasını da gösterelim. Ellerinize, emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Feyzan Hanım'la bu bizim ikinci çalışmamız. Şöyle gösterelim Feyzan Hanım'ı da. Kimono dikmiştik. Şimdi de sırada bir tane kimono şortlu takımımız var inşallah. Onu dikeceğiz. İnşallah. Dikiş sınıfında kalın. Sevgiyle kalın. Herkese bol bol selamlar bütün kursiyerlerimden.